Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bu derste ne yapacağız aslında? Bir önceki dersin sonunda da söylemiştim. Yine gideceğiz bir vektör toplaması. Aslında aritmetik işlemleri yapmaya çalışacağız. Ama bu aritmetik işlemleri yapmaya çalışırken burada elde etmek istediğim şey ne olacak? Bu sefer üçüncü bir aslında konteynerimiz olmayacak. İki konteyner vereceğiz ve bu iki konteynerden ikinci konteyneri birinci konteynere toplamaya çalışacağız arkadaşlar. Tek yapacağımız bu olacak. Şimdi bakın randomize fonksiyonumu burada çağırıyorum. Vektör int ifademi yine yaratıyorum. Şöyle kopyalayayım hatta. Vakit kazanalım. Şöyle geliyorum. Cfill değerimle birlikte evec 1 10 tane değil 2 tane olsun. En azından anlayabilelim diye şu anda. 0.0'a 10.0 yazıyorum. Bunu yaptıktan sonra bakın arkadaşlar evec 2'yi de yapıyorum. Ve en son olarak yine cout'la ne yazayım? Normal evec 1 ve evec 2 is are written. Handle'imi koyayım ve cDisplay fonksiyonumu burada çağırayım. Şu şekilde. Şimdi bakın yazacağımız fonksiyonların modunda ne olacak aslında? Direkt olarak aslında şunu yapacağız. Csum one vector it olarak bunu tanımlayacağız ve evec1.begin'i burada vereceğiz. evec1.end'i vereceğiz. evec2.begin'i burada vereceğiz. evec2.end'i burada vereceğiz arkadaşlar. Tek yapacağımız şey bu olacak. O yüzden bakın buraya geleceğim. Cout'un içerisinde sum of two vectors diyorum bakın. End'lemi koyacağım. Ve cDisplay ifadelerimi aslında burada tekrarlayacağım. Şu şekilde. Sum içinde bunu yapacağım. Minus içinde bunu yapacağım. Bakın şöyle minus diyorum. Şuraya geliyorum. Minus yazıyorum. Yani iteratörlerin aslında adreslerini vererek bunları yapacağım arkadaşlar. Şöyle geliyorum bir tane daha koyuyorum. Minus'ı yazdık. Buraya product ifademizi yazalım. Product yazalım. Buraya da divide ifademizi yazalım. Bölüyü gösteren şekilde. Şimdi bakın bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunları aslında implemente etmemiz gerekiyor. Nerede edeceğiz? Yine hash dosyamızın içerisinde edeceğiz. Başka bir yerde değil arkadaşlar. O yüzden geliyorum utility class'ın içerisinde artık şu dosyalarımı şöyle kapatabilirim. Bunları artık yazdım. Yazdığım için bakın bunların içerisinde şöyle geleyim. Bu sefer yapmam gereken şey iki tane aslında template almak. Template class T ve class U'yu buraya alıyorum. Void'in içerisine csum1 diyorum. Çünkü tek bir vektörü yükleme yapacağım. IT diyorum. T'nin back 1'i, T'nin end 1'i. U'nun back 2'si. İstersek list kullanabiliriz ya da diğer sınıfları kullanabiliriz. U'nun end 2'sini buraya koyuyorum. Şunları koyduktan sonra auto iter 1 diyorum. Back 1'e eşit olsun. Auto iter 2 eşittir. Back 2'ye eşit olsun diyorum. Bir while döngüsünün içerisine yine ne yapacağım arkadaşlar? İter 1 eşit değilse, hatta bu algoritmayı bu şekilde bence kurgulamayalım. Bakın vektörlerin içerisinde şöyle yapalım. Bir for döngüsünün içerisinde ben bunu yapayım. İlk değerleri atadığım için initialize kısmını boş bırakıyorum. For'un içerisinde iter 1 eşit değilken end 1'e ve iter 2 eşit değilken end 2'ye diyorum. Ve bunları dedikten sonra iter 1 artı artı iter 2 artı artı ifadesini yazıyorum. Bunu yazdıktan sonra bakın arkadaşlar her döngü değerinde yıldız iter 1'e gideceğim. Yıldız iter 1'in yıldız iter 2 ile toplanmış halini atacağım. Ve iter 1 artı artı ifadeleri zaten burada olduğu için bu vektör ne yapacak aslında? Bana bunun aynısını sağlayacak arkadaşlar. Şunu kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra bakın buraya bir minus işlemi gireyim. Bu minus işlemini biraz daha değiştirelim. Bunu ne yapalım? While döngüsüyle yapalım. Şöyle geliyorum. While döngüsünün içerisinde iter 1 eşit değilken end 1'e ve
iter 2'ye eşit değil iken ent 2'ye diyelim. Şunların değerlerinin içerisinde şöyle yazalım. Eğer bunları yapıyorsam bakın arkadaşlar, bunun aynısını alacağım, buraya koyacağım. Şu şekilde. Sadece farklı olsun diye yapıyorum. Başka bir şeyden değil arkadaşlar. Hatta şunu şöyle yapalım. Eşit artı yapalım. Ve bunu yaptıktan sonra iter 1 artı artı, iter 2 artı artı ifademi buraya koyayım. Alıyorum, kopyalıyorum bunu. Kopyaladıktan sonra bakın arkadaşlar, product'ı buraya yazıyorum. Bu vektör işareti ve vektör ifadesi olduğu için bakın. Bu arada tabi bunu bu şekilde yaptım. Artıyı bunun tarafına aldı. O yüzden bunu bu şekilde yapmayalım. Yıldız iter 1 ifadesi yine burada kalsın. Bunu bu sefer ne yapalım? Bir döngünün içerisindeki değeri değiştirmek istiyorsak bakın burada artı eşit değil. Bu sefer şöyle geliyorum. Yıldız iter 1 çarpı ifadesini buraya koyalım. For döngüsüyle de yaptık. Diğerleriyle de yaptık. Şimdi bakın bu işareti de yaptığıma göre şöyle geliyorum. Sadece divide ifadesini buraya yazıyorum. Hiçbir şey değiştirmiyorum bakın. Sadece böyle yazacağım. Ama bakın bunu ne yapacağım? If diyeceğim. Yıldız iter 2 eşitse default control variable değerine ki bu değer ne olacak arkadaşlar burada? Auto ile tanımlanmış aslında. Yıldız back 2 eksi yıldız back 2 değerinde olacak. Bunun türünü sağlayabilmek için şöyle geliyorum. Eğer bu sıfıra eşitse arkadaşlar ne yapalım? Yıldız iter 1'in içerisindeki değere direkt olarak default control variable atayalım arkadaşlar. Ama bu doğru değilse else'in içerisinde bu sefer ne yapalım? Gidelim bu işlemi yapalım. Şu şekilde. Ve iter 1 iter 2 yine arttırırız. Şimdi bakın örneğimizi kurguladığımıza göre bakın buraya geliyorum. Artık derleyicinin bunu görmesi gerekiyor. Şöyle terminalin içerisinde bakın bu ifadeyi bir siliyorum. Bir çalıştırıyorum bunu. Şimdi ne yapacak aslında benim için? 0 ile 8 ve 2 ile 7 diye iki tane değer koydu. Sum of two vectors'un içerisinde bakın ilkine değer ataması yapacağım için 2 ile 0'ı toplayıp 2'yi buraya yazdı. 7 ile 8'i toplayıp bunu 15 yaptı. Minus of 2 vektör dediği için bakın arkadaşlar burada 2 ile 15 değeri vardı ya burada. Şu minus'ı değiştirmeyi galiba unutmuşuz. Çünkü toplamış orada. Şunu eksi yapalım. Bu artıydı zaten. Bu çarpıydı. Bu bölüydü. O yüzden bunu tekrardan çalıştırıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle çalıştırıyoruz. Bakın 0 ile 7, 8 ile 1 değerini buraya verdi. Şimdi bakın 8'e 8 yaptı. Bu 8, bu 8. Doğru. 8'e 1. Bakın. 8'e 8'den çıkardı 0 oldu. 8'den 1'i çıkardı 7 oldu. Bakın. Product of 2 vektör ifadesinin içerisine bakın. 0 ile 8'i çarptı 0 oldu. 7 ile 1'i çarptı 1 oldu. Divide of 2 vektörsünün içerisine bakın. Ne yaptı? 0'ı 8'e böldü 0 oldu. 7'yi 1'e böldü 7 oldu. Biraz ilginç bir örnek geldi. O yüzden şunu ben tekrardan çalıştırayım. İki tane değer arasında değerleri üretmeye çalıştığımız için tabi sıfır geliyor inatla şu anda. Şöyle bunu da bir yapalım. Hatta iki yapalım şunu. Yüzle bunun arasında versin. Sıfır gelince tabi anlayamıyoruz tam burada. Şimdi bakın 7 ile 15, 84 ile 50 geldi şu anda arkadaşlar. Tabi bunu yeniden ona çevireyim de. 2 ile 5, 9 ile 2 geldi. Bakın toplamları 11'e 7. Bakın çıkarımları 2'ye 5. 7 eksi 2, 5. Product'ı ne bunun arkadaşlar? 2 ile 9, 18, 2 ile 5. 10 divide'ı ne arkadaşlar? Bakın burada. 18 bölü 9, 2. 10 bölü 2, 5 değeri aslında buraya içerilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bakın buradaki bu vektörlerin türlerinin aslında bizim için bir önemi var. Ama bakın her şeyi ben şu anda iteratörle yaptığım için bakın arkadaşlar burada. Hepsinde iteratör kullandım bakın. Hepsinde iteratör kullandığım için bakın. Ben şunu liste çevirebilir miyim arkadaşlar? Bakın bu list türünden şu an bir değer tutuyor. Şimdi list türünden bir değer tutsunda aslında türlerin uyuşmaması gerekiyor. Ama bakın şu an bu işlemleri yapabiliyor. Neden biliyor musunuz? Çünkü bakın burada ben t'ye t, u'ya u. Yani aslında iki tane farklı değişken modu ve formu tanımladım burada. Aslında bundan dolayı yapabiliyor. O yüzden sizin bir general template'iniz varsa
Bu template'lerin içerisinde her şeyi generalize etmek istiyorsanız auto keyword'ünü, template'lerin farklı türden olması gerektiğini yapabilirsiniz. Ama bakın bunların hepsini nerede aslında birleştiriyorsunuz? Pointer'larda birleştirebiliyorsunuz. Yani C++'daki aslında iteratör sınıfının içerisindeki değerlerle birlikte bunu yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın bunların container'larını da yazabilirim ama bence siz yazın. Çünkü artık mantığı anladınız. Container olduğunda tek farkımız ne olacak aslında? Gireceğiz şuradaki bag 1, bag 2 aslında yani adres değerlerini eğer ki generalize etmek istiyorsak bakın burada ne yapacağız? Sadece ve sadece gideceğiz. Nereden alacağız? Con olarak yazdığımız aslında referans con değerinden bunların hepsini elde edeceğiz. Bu iteratör olduğu için bakın iteratörlerin içerisinde bakın burada toplama işlemi yapıyorum ya. Bakın sum one vektörün ifadesinin içerisinde ben bu şekilde bir ifade yazdım buraya. Ben bunları iyiliği yapabilir miydim? Kesinlikle yapabilirdim. Ama bunların örneklerini yaptığım için yapmadım. Lütfen siz egzersiz olarak aslında bunları yapın. Mesela ben burada back 1'in değerini alıyorum ya. Şu default control variable bakın var burada. Şunu görüyor musunuz? Yıldız back 2 ifadesinin içerisinde. Bakın ben buna back 0 adreslerin atamasında şuraya da 0 değerini yazsam yine bir şey değişmez arkadaşlar. Bu yine doğru çalışır. Sadece nerede çalışmaz bakın. Dikkat edin. Problemde STD'nin list iteratöründe yok bunlar. Ama eğer ikisini de ben vektör olarak kullanıyorsam bakın burada arkadaşlar. Bakın bunların operantların hepsine doğru bir şekilde erişebiliyor. O yüzden bakın ne yapacağız? Biz bir sonraki derste bir swap işlemlerine geçeceğiz. Ama siz bunların lütfen örneklerini gidin yapın. Detaylı bir şekilde aslında bunları kullanmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü en önemli şey bizim burada sağlamak istediğimiz sizin bu kodları düzgün ve doğru bir şekilde yazıp gerçekten kendi uygulamalarınızda da kendinize özgün kodlar yazabilmeniz arkadaşlar.